Hatay.com'dan iyi günler. Bir haftanın gündemi programında Necdet Sahil arkadaşımla beraber yine birlikteyiz. Sizlere yine haftanın gündemini dilimiz döndüğünce Necdet arkadaşımla beraber değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldin Necdet. Hoş bulduk Necdet. Evet, bugün gündeme ben yerelden başlamak istiyorum aslında. Şimdi yağmur yağıyor biliyorsun, gelirken güzel yağsın, devam da etsin, zaten kurak geçiyor. Ama tabii yağmur yağar yağmaz Antakya'da, Hatay'da sorunlar başlıyor. Evet. En büyük sorun, yani daha doğrusu yıllardır gördüğüm bir şey, her gün üstünden geçtiğimiz bir yaya köprümüz var biliyorsun. Evet. Köprü başında yaya köprümüz. Yaya köprüsünde birazdan ekrana da gelir. Ya köprünün içine döşenmiş olan o parkeler veya karolar hepsi kalkmış. İnsanlarımız oradan su üstlerine sıçramasın diye içine taşlar koymuşlar. Bakın ekranda da gördüğümüz gibi. Evet. İçine taşlar koymuşlar. Yani şimdi bir belediye aciz midir ya? Bunları yeniden söküp güzel bir şekilde döşese. Hatta benim aklıma şu geliyor. Mesela oraya döşerken ne döşeyebilirsin? Bak bir de yine künefecilerin önü olan alanımız. Bütün taşlar bu halde. Üstünde yürüdüğün zaman sular üstüne sıçrıyor, ta yüzüne kadar su sıçrıyor insanların. Evet. Bunu bir belediye görmüyor mu? Yani ben bunun için başkanı suçlamıyorum. Gerçekten başkanı suçlamıyorum. Başkan bunları bilmez ya. Her şeye başkan bakacak hali yok. Karodan mı uğraşacak? Ama o kadar büyük bir ekibi var, fen işleri var, daire başkanları var. Ve hepsi belediyenin karşısı bura. Hepsi oradan günde belki 10 defa geçiyordur. Çarşıya giderken, evine giderken. Yani bunları yapmamaları ve yıllardır aynı şekilde burası. Evet, ben bunu maalesef. Bu fotoğrafları 3 sene önce de çekmiştim. Dönemin genel sekreterine göndermiştim. Dedim ya sayın başkanım dedim, yani biz hani buna hemen haber yapmanın da anlamı yok dedim. Şunları bir yaptırın dedim. Geldiler, gene yaptıkları bu işte. Onun için ben buradan girmek istedim. Çünkü buraya gelirken bunu gördüm. Yani evet. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani haksız mıyız bilmiyorum ama ben burada başkanı suçlamıyorum. Burada müdürlerini suçluyorum. Haklısınız. Tabii ki çok önemli bir konu. Bu sizin gündeminizden ayrı. Bizim de gündemimizde uzun bir süre defalarca farklı zamanlarda gündeme taşıdığımız önemli bir konuydu. 21. yüzyıldayız. Hatay Büyükşehir Belediyesi hizmet bazında ve özellikle büyükşehir belediyeciliği konusunda yerel yönetimlerde çok iddialı olduğunu her ortamda, her fırsatta dile getiren bir ekip olarak karşımıza çıkıyor ifadelere baktığımız zaman. Ne yazık ki söylemlerle eylemler arasında o kadar çok çelişkiler görüyoruz ki bu onlardan bir tanesi. Bunu uzun zamandan beri sadece şehir merkezimizde Antakya'da değil, bunu bakın Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olan 15 ilçenin farklı farklı noktalarında, merkezlerinde, farklı caddelerinde, farklı sokaklarında maalesef aynı tabloda görebiliyoruz. Ve bütün bu yakınmalarda, bütün bu eleştirilerde neden bir vurdum duymazlık ruhu devam ediyor? Bunun üzerine bir toparlanma, bir çalışma yürütülmüyor. Bunu ben de gerçekten çok merak ediyorum. Yani özellikle fen işlerinin bu konuda hassasiyetini göstermesi gereken bir konuyken, insanlar yolda yürürken, herkes arabalara binip bir yerden bir yere giderken arabalarla gitmiyor. Yürümek zorunda olan ya da yürürken giyindiği kıyafetle bulunmak zorunda olduğu ortama uyum sağlamak zorunda olan insanların mağduriyetleri var burada. Onları da geçtik. Normal şartlarda yani bu kentin dokusuna yakışır bir görüntü, bir vaziyet değil bu durumların hiçbiri. Bu insanlar bu zulmü yaşamamalı, bu zulmü daha fazlasıyla görmemeli diye düşünüyorum. Umarım buradan sesleniyoruz. Özellikle Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin fen işleri daire başkanlığındaki yetkili arkadaşlara. Lütfen bu konuda halkın bu karşılaştıkları, özellikle su birikintileri, özellikle işte döşenmiş olan taşların arasındaki boşluklardan çıkan, sıçrayan çamur vesaire gibi sıkıntılar gerçekten ayıp denecek ölçüde bir sıkıntı. Lütfen bu ayıbı artık kapatın. Ya bir de şimdi köprü başı künefecilerin olduğu bölüm tüm halkın, hem Antakya halkının hem dışarıdan gelen turistlerin en yoğun olduğu, evet. Uzun Çarşı'nın girişi, araçların orada durup herkesi oradan indirmesi. Yani şimdi burada inen adamlar şu havada, inanın ki 10 dakika sonra
Yani artık büyük şehre mi veya küçük evet. şehir hangisine aitse insanlar orada lanet okuyarak gezecek. Evet, doğru. Çünkü üstlerine bunu, su sıçrıyor. Bunu, evet su sıçrıyor, çamur evet. sıçrıyor. Araçlar geçerken onlar da dikkat etmeden ya da dikkat etme bazen konuşuyoruz mesela. İnsanlar diyor ki ben o an dalgınım. Yani yoldan geçerken kimi ıslattım, kimi ıslatmadımın üzerinde bir hassasiyet gösterecek değilim. Bu benim işim değil, bu belediyenin evet, işi, evet. bu belediyenin sorumluluğu. Adam gibi yollar yapılsın, biz de bu tür eleştirilere maruz kalmayalım. Ne şoför olarak ya da ne taşıt kullanan insanlar olarak ya da yürüyenler açısından böyle hayır, bir mağduriyete maruz kalmayalım. Yaya Köprüsü üstündeki eğer tekrar bir görüntüye getirebilirsek, Yaya Köprüsü'nde o taşlar neden konmuş biliyor musunuz? Yağmur yağdığı zaman köprü üzerindeki, evet bakın bu taşlar yağmur yağdığı zaman insanlar onu orayı düz zannediyor, basıp evet. bileğini bile evet, kırabiliyor. Evet, düşünün evet. bakın derinliğe evet. bakın oraya konulmuş olan taş kaybolmuş evet, içinde. Doğru. Ya bunu yapamayacak kapasiteden mi? Bu yalnız sadece köprü başında değil Ahmet Bey. Ya bu benim gözümün önünde olan şey. Yani bakın böyle bir şehir turuna çıksak bunlar gibi onlarca belki onlarca, yüzlerce noktada vardır. Bir manzarayla karşılaşacağız. Lütfen bu konuda yetkilileri gerçekten bu hassasiyeti göstermelerine davet ediyorum. Ya bir de biz mesela bir turizm şehriyiz. Bir mozaik müzemiz var çok büyük, çok güzel değil mi? Evet. Ben olsam yani biraz vizyon lazım ya. Fen işlerine de söylüyoruz. Yani belediyenin yetkililerine de söylüyoruz. Bunu bir eleştiri, olumlu bir eleştiri olarak kabul etsinler. Ben olsam o köprüdeki o taşları sökerim, ne yaparım biliyor musunuz? Müzemizdeki en güzel mozaikin aynısını birebir ona döşetirim. İnsanlar geldiği zaman bu müzemizde böyle bir mozaikin olduğunu da görsünler diye. Bir de reklamdır yani sonuçta. Bir de bir şey daha eklemek isterim. Büyük şehirler çerçevesinde bir değerlendirme yapacak olursak, örneğin bir Ankara'ya bakalım, örneğin bir İstanbul'a bakalım, örneğin bir Antalya'ya bakalım, örneğin Antep'e bir Adana'ya, bakalım. Antep'e bakalım, Mersin'e bakalım. Yani baktığımız illerde çoğu zaman ana arterlerde ya da insanların çok yoğun kullandığı caddelerde, sokaklarda gerçekten imrenerek baktığımız ve beğeniyle üzerinde yürümekten keyif aldığımız bir yaya yolunu görebiliyoruz. Burada kaldırım işgali var. Burada yolların berbat vaziyette, işte az önce ekranda görüntülerde gördüğümüz vaziyeti var. Burada ne bileyim köprü başında insanların yaya geçitlerinde en çok kullandıkları alanlarda kamu kurumlarının araçlarının orada park halinde durmasını sağlayan bir rahatlık var. Ve var da var. Yani bir sürü konuda ulaşım dairesi, fen işleri neden birbiriyle koordineli çalışıp da bu insanları biraz rahatlatalım, bu insanlar, bu şehrin insanları her şeyin en güzelini, en iyisini yaşamaya layık mantığıyla hareket etmiyorlar. Gerçekten akıllara yani, evet, durgunluk veriyor. Şehircilik konusunda gerçekten çok zayıfız. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Ya bir vizyon eksikliği var, ya kadro eksikliği var, bir şeyler var. 75. yıl bulvarı mesela yeni asfalt serildi. Bir bakıyorsun 3-5 yer kare şeklinde kazılmış kocaman. Ondan sonra ikinciler yolu biliyorsunuz. Evet, evet. Belki 100 defa asfaltlandı. Orada da aynı tablo var. Ya 100 defa asfaltlandı. Bir de bizde şu var. Asfaltlanıyor. Ondan sonra bir şeyler yapılıyor. Tamam. Oraya ek, ondan sonra yama dedikleri şeyi yaptıkları zaman o yamayı o kadar kötü yapıyorlar ki. Kot farkıyla falan. Arabayla inan ki köy yolunda gitsen daha rahat gidersin. Evet. Tangırdım buradan. İnşallah ben buradan fen işlerine sesleniyorum. Bunu bir olumlu bir eleştiri olarak alsınlar ve bunları bir takip etsinler. Ya bu şehrin ortasında hiç yakışmıyor. Antakya'ya yakışmıyor. Evet, şimdi gündemde yine ya ben sosyal medyada ve haberlerde Sayın Başkanımız Lütfü Savaş'ın katıldığı bir radyo programında da dile getirmiş bunu. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'la arasında bir sorunlar var ve suçlamalar karşılıklı devam ediyor. Ağır da suçlamalar var. Yani diyor oraya niye müfettiş göndermiyorsunuz? Onların yaptığı mesela burada ben açıklamasından bir şey de okumak istiyorum aslında. Şöyle bakayım. Bakın yani ağır bir açıklamalar var. Mesela Başkan Savaş demiş ki caminin bakımı için bağışlanan tarla nasıl satılmış onu sorun diyor. Hı hı. Hassa için.
Milli emlaka ait arazi izinsiz küçülterek 750 dönüm arazi rantı nasıl sağlandı diye sorun diyor. İktidarının il başkanı ya da milletvekili olsam bunları sorarım diye çıkar açıklama yaparım diyor. Yani sadece benimle uğraşmayın, bir arsa sattım diye gibisine mi getirdi, nasıldır bilmiyorum. Buradan yani Mehmet Karataş, Hassa Belediye Başkanı da, Sayın Lütfü Savaş'ı da programa davet ediyormuş, karşılıklı program yapalım. Yani bu iki belediye başkanı arasındaki bu tür çekişmeler bana çok hoş gelmedi. Zaten doğru düz bir hizmet yok. Bir de kavga dövüşe dönerse bu işler nasıl olacak? Sen ne diyorsun bu konularda? Şimdi olaya hemen ben kavga gözüyle bakmak istemiyorum. Çünkü ortada bir eleştiri varsa, eleştiri demokrasinin en temel taşlarından bir tanesidir. Eleştiri hakkını kullanabilir insanlar. İçinde iftira, içinde herhangi bir gerçekten benzer düzeyde ağır bir durum yaratacak bir iddia yoksa ortada, eleştirileri dikkatle dinlemek gerekiyor. Bu eleştirilerin içerisinde her iki tarafın da birbirini eleştirebildiği önemli ayrıntılar vardır elbette. Ama herkesin işte şeffaf belediyecilik derken, daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi, halka hesap verebilen, halkta gerçekten soru işaretleri bırakmayan, şeffaf belediyecilik anlayışını ortaya koyan bir iradenin bu tür konularda çekineceği ve geri adım atacağı hiçbir şey olmaması gerekir. Şimdi Hassa Belediye Başkanı'nın iddiaları elbette ki bir makamı temsil eden bir belediye başkanı olarak önemli iddialardır. Bunların tabii muhatapları tarafından cevaplanması gerekir. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi konusunda da iddialar var. Bu iddiaların da aynı muhataplar tarafından ortaya konularak akıllarda soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir durum içerisinde olunması gerekir. Bizler de burada zaten bunlarla ilgili olan her ayrıntıyı konuşurken daha şeffaf ve hesap verebilir bir belediyeciliği ortaya koyacak bir belediye başkanı veya kadrolarının var olmasını daha çok temenni ediyoruz. Yani demiş Hassa'da 31 iş yeri 81 arsanın satışının hesabını sorun diyor. Oraya niye müfettiş yollamıyorsunuz diye. Tabii bu arada bütün bu suçlamalar ortadayken ilgili kurumların birbirini suçlayan boyutunda yetkili kurumların da tabii burada harekete geçip bu konuları yakın markaja alması gerekiyor. Nihayetinde sonuçta Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğu iddiasında ortaya koyduğumuz bir durum varsa ortada, burada hukuk da gereğini yapmalı. Gerekli yetkili birimlerin de bu konuları yakinen takip edip biraz daha aydınlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de bu konuda seninle aynı düşüncedeyim. Çünkü yani bir eğer bir müfettişler geliyorsa, bir değerlendirmeler, soruşturmalar yapılıyorsa, A partisi, B partisi, belediye başkanı gözüyle, belediyesi gözüyle bakmamak lazım. Hukuksuzluk var mı, yok mu, onlara bakmak lazım. Yani bir belediye başkanı bizim partiden de bu yapmaz veya yaptıysa örtbas edelim mantığıyla çalışılmaması lazım. Öbürü de karşı partiden buna ya biraz zorlayalım, aman hizmet yapmasın, daha çok oy alır düşüncesine girmemek lazım. Yani sen de dediğin gibi hukuk tarafsız olmalı, ona göre de çalışmalı diyorum. Ve şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta çok değerli bir konu burada konuk ettik. Sayın Avukat Servet Mullaoğlu, eski evet. CHP ilçe başkanımız. İl başkanımız ve gerçekten CHP içerisinde sevilen ve çalışkan bir başkan. Çünkü tabandan gelme, yani her kademede görev yapmış. Evet. Ben eskiden beri de tanırım kendisini. Değer de verdiğim bir arkadaşımız. Çok güzel konulara değindi biliyorsunuz. Özellikle helallaşma konusunu çok ayrıntılı bir şekilde anlattı. Daha partiyle ilgili şeyler anlattı. Anlattı. Ve çok da güzel bir izlenme oranına da ulaştı. Bu Servet Mullaoğlu'nun tekrar da konuk etmek istiyoruz zaten. Aslında yerele çok giremedik. Genel siyaset vardı o dönemde. Evet. Yerel için de söz aldık. Bir gün inşallah tekrar burada kendisini konuk edeceğiz. Yerelle ilgili de çok önemli konular konuşacağımızı biliyorum.
Siz geçen haftaki konuğumuzla ilgili neler söylemek istersiniz? Geçen haftaki konuğumuz gerçekten programdan sonra bugüne kadar halen daha yansımaları bize olumlu yönde devam ediyor. Özellikle işlenen konuların içerik olarak, nitelik olarak boyutu çok önem taşıdığını gördüm. Konular hassastı. Konular gerçekten toplumsal sorunları irdeleyen ve onların bir çözüm önerileriyle karşısına sunulan bir formattaydı. Servet Bey donanımlı, birikimli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişte halen şu ana kadar da devam eden süreç içerisinde emek veren, maddi manevi fedakarlıklarını hiçbir zaman esirgemeyen bir parti, daha doğrusu bir siyasetçi aktör konumunda. Bizler memnun oluyoruz bu tür isimleri konuk ettiğimiz zaman ve onlara halk adına kafalarındaki soru işaretlerini gidermek adına sorduğumuz her soruya samimiyetle, şeffaflıkla cevap veren bir durumla karşılaştığımız zaman bunun sokaktan, izleyicilerden, esnaftan, öğrenciden, partiliden, partisizden, herkesinden dönüşlerini alıyoruz ve yaptığımız işin ne kadar doğru bir karar içerdiğini de görmüş oluyoruz. Evet, şimdi yine sıcağı sıcağına Suriye'de bir açıklama geldi geçtiğimiz hafta içinde. Suriye Halk Meclisi'nin yayınladığı bir bildiride Hatay'ı geri alacağız gibi, böyle yani çok gereksiz bir açıklama bana göre. Evet. Bir de bana göre, ben onu kendi gözlemim olarak söylüyorum tabii, sizin de fikrinizi alacağız ayrıyeten. Ben onun özellikle yapılan bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü son günlerde yavaş yavaş Suriye ile ilişkilerin yumuşamaya başladığını hissediyordum ben kamuoyunda. Öyle görüyordum. Yavaş yavaş Suriyeli vatandaşlar dönmeye başladılar falan. Acaba bu yumuşama konusunda bir rahatsızlık mı duydu bu Suriye Halk Meclisi denilen, Halk Meclisi'ydi değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, evet, Halk Meclisi denilen yerden yapılan bildiri. Acaba tekrar olayı germeye mi çalıştılar da böyle bir açıklama? Yani çok saçma bir açıklama, gereksiz bir açıklama. Yani artık Hatay'ın nerede olduğu belli, Suriye'nin nerede olduğu belli. Sen elindeki şehirleri tutamamışsın, Hatay'ı geri alacağız falan gibi gereksiz bir gerginlik yaratmaya çalıştılar. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Benim düşüncem bu. Yani ben sanki özellikle yapıldı, yumuşayan ilişkiler tekrar gerilsin diye yapılmış bir şey diye düşünüyorum. Tabii bizden de hemen karşılıklı bazı sivil toplum kuruluşları, bazı dernekler, bazı şeyler ard arda açıklamalar yapıyorlar. Biraz bu tür şeylerde biraz sakin olup sakin açıklama yapmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü yetkililerimiz vardır. Yani hükümet vardır, muhalefet vardır. Herkes gereken açıklamayı zaten yaptı diye düşünüyorum. Evet, şimdi talihsiz bir açıklamaydı. Hiç de kabul edilebilir bir açıklama değildi. Duyduğum zaman, okuduğum zaman umarım bu açıklama bir iddia üzerinden birilerine atfen yapılmıştır diye düşünmek istedim. Çünkü iki ülkenin, özellikle Suriye ve Türkiye'nin çok uzun yıllara dayalı halkların bir arada yaşadığı bir akrabalık bağı, bir ticari ilişki, bir kardeşlik bağı ve sınır komşumuz olması nedeniyle 911 kilometrelik bir sınır komşumuz olan bir ülkeyle aramızda bu tür söylemlerin hiçbir faydasının yarar getireceğini düşünmüyorum. Daha doğrusu açıklamasının yarar getireceğini düşünmüyorum. Bu sebeple her şeyden önce bunu esefle kınıyorum. Yani bu talihsiz bir açıklama, çok da kabul edilebilir bir açıklama gereksiz değildir. Bir açıklama, bir gereksiz bir açıklamadır. Bunun öncesine doğru biraz geriye gitmek isteyeceğim öncelikle. Şimdi 2011 yılında benim de o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hatay milletvekillerinden biriyle basın danışmanı olarak görev yaptığım bir dönem içerisinde Türkiye-Suriye ilişkilerinin gerilim döneminin başlangıç süreciydi. Yanlış hatırlamıyorsam 5 Eylül 2011 tarihinde
Cumhuriyet Halk Partisi Dışişleri Komisyonu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin dış ilişkilerden sorumlu olan birimi Dışişleri Komisyon üyelerinden CHP'nin milletvekillerini ve heyete başkanlık edecek eski bir büyükelçimizi aynı zamanda genel başkan yardımcısı sıfatı taşıyarak resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi amacıyla bir program hazırlandı. O programa ben de katılmıştım. 2011 yılında Eylül ayında Yayladağ sınır kapısından geçiş yaptığımız heyetin programında Suriye Devlet Başkanlığı'yla görüşme vardı. İşte olayların gerçekleştiği Hama, Humus, Halep gibi yerlerde ve daha sonrasında Şam'da yapılacak görüşmeleri yerinde tespit ederek ne olup bittiği üzerine bir program düzenlenmişti. Tabii dışişleri temsilcilerimizin de bilgisi doğrultusunda yapılmıştı bu resmi temas. Dışişleri yetkililerimizden bu konuda sürekli irtibat halindeydi giden heyetimiz. Zaten sınır kapısından itibaren bizi karşılayanlar arasında Suriye'deki Türkiye elçiliğimizin, Türkiye Büyükelçiliğimizin yetkilendirdiği bir görevli arkadaşımız bize refakat etti. Yani resmi bir temastı. Ve bütün tabii o dönem başlayan kargaşalarda yerinde bir takım incelemeler yapılıp ardından Şam'a gitmiştik. Şam'da Suriye Devlet Başkanı'yla heyetimizin yapmış olduğu görüşmede her şeyden önce iki ülkenin kendi arasındaki kardeşlik bağlarının, bu ülkenin birbiriyle ekonomik dayanışmasının, sosyal, kültürel bir birlikteliklerinin her anlamda önem taşıdığını ve neden bu noktaya gelindiği ile ilgili sorular sormuştu heyetimiz. Ve heyetimizin en hassas olduğu konulardan bir tanesi de Esad'la yapılan görüşme esnasında her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve kimliğini taşıyan birer milletvekilleri olarak hepsi şu konuda çok net durmuştu. Türkiye'nin misak-ı milli sınırlarının hiçbir koşulda, hiçbir gerekçeyle, hiçbir sebep üzerine oturtulmaksızın korunması ve kullanılması konusunda çok net bir tavır sergilemişti heyetimiz. Özellikle iki ülke arasında toprak bütünlüğünün korunması, toprak bütünlüğünün korunmasıyla ilgili konuların dışında orada bir ülkenin mevcut içerisinde yer alan muhalefetinin ya da koşullarının ya da iktidarının bir ulusun kaderinin daha doğrusu kaderini kendilerinin tayin etme haklarının olduğunu, buna dışarıdan hiçbir müdahalenin yapılmaması gerektiğini ve bu müdahalelere hiçbir zaman için Türkiye'nin resmi olarak, Türkiye Devleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak taraf olmaktan yana olmayacağını ifade eden bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Tabii bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nin en hassas konularından bir tanesidir dış politika. Dış politikada da Türkiye adına heyetimiz olabildiğince iki ülke arasındaki toprak bütünlüğünün korunmasıyla ilgili geçmiş yıllarda özellikle çok eskilere dayanan süreç içerisinde anlaşmanın 22 Temmuz 1939 yılında yapılmış olduğunu ve iki ülkenin sınırlarının çizilmiş olduğu, bu sınırların hiçbir koşulda, hiçbir şart altında oraya müdahale edilmesinin Türkiye açısından kabul edilebilir bir durum olmayacağını da ifade etmişlerdi. Bu konuda karşılıklı bir saygı ve mevcut duruma karşı bir anlayış daha çok egemen olmuştu. Tabii o süreçten geldiğimiz noktaya baktığımız zaman bugün o açıklama, geçen hafta karşımıza çıkan açıklama, Suriye'nin bu konuda
ajandasında başka bir hesap olduğunu veya olmakta olacağını mı ifade ediyor gibi sorular çıkıyor karşımıza. Ama her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir ve kazanılmış, özellikle ülkenin kurulum sürecinde, Cumhuriyet'in kurulmasında misak-ı milli sınırlarımızın çizilmesiyle birlikte bununla beraber milli mücadelede bu ülkede şehit olmuş ve bu ülkenin kazanılmasında çok ağır bedeller ödemiş atalarımızın, şehitlerimizin kanının her bir damlasının çok ciddi bir önem taşıdığını ve bu konuda hepimizin çok hassas bir noktada olduğumuzu ortaya koyduğumuz bir gerçek var. Bu sebeple Suriye veya Suriye'de bu konuda böyle düşünen veya farklı düşünen hangi organlar olursa olsun ben inanıyorum ki Hatay başta olmak üzere Hatay'da yaşayan halkımızın ülkesinin bayrağına, ülkesinin sınırlarına namuslu kadar sahip çıkacak hassasiyet içerisinde olacağından hiçbir şüphe duymuyorum. Tabii canım, o kesinlikle öyledir. Ya bir şey sorayım Necdet Bey, ondan sonra burayı kapatalım. Suriye Halk Meclisi'nin resmiyeti nedir yani Suriye'de? Yani şimdi meclis denince halk arasında ya Suriye'nin meclisi mi böyle bir karar aldı falan gibi karar geliyor. Karar almadı, bildiğim ölçüde söylüyorum. Yani Halk Meclisi nedir karar, orada yani? Karar almadı. Bununla ilgili sadece zaman zaman böyle söylemler seslendiriliyor. Bunu ne amaçla yaptıklarını, bu seslendirmelerde neyi hedeflediklerini o tam anlamıyla anlayabilmek için tabii diplomatlarımızın daha doğru bir şekilde süreci okuması ve yorumlaması evet. ve değerlendirmesi daha doğru olur. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben yine demin de söylediğim gibi yumuşamaya başlayan ilişkilerin sanki gerilmesi için yapılan bir şey gibi geldi bana. Evet, Suriye olayını da böyle bırakalım. O zaman size geçtiğimiz hafta cumartesi günü Mersin'de bir miting vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Evet. Siz de katıldınız diye bu evet. konuya giriyorum tabii ki. Oradan bir erken seçim veya bir seçim işareti başlattılar diyelim. Oradan bu hareketi başlattılar. O mitingle ilgili görüşlerinizi de alalım. Ondan sonra programımızı sonlandıralım. Şimdi evet, geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin özellikle 4 Aralık'ta Mersin'de organize ettikleri mitingin zaten işaret fişeği birkaç gün öncesinde zaten yakılmıştı. Mitinge ben de katıldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde elbette mitingler toplumsal muhalefet açısından talepleri yerine getirmek ya da seslendirmek ya da bununla ilgili bir takım rahatsızlıkları ortaya koymak adına önemli bir alanı ifade eder. Mitinglerde her zaman demokrasinin çizilen çerçevesinde muhalefet yapmaksa muhalefet, iktidardan yana tavır almaksa tavır almak şeklinde bu en demokratik bir hak olarak karşımıza çıkıyor ve nitekim Cumhuriyet Halk Partisi bu doğrultuda gerçekleştirdiğim mitingini de çok kalabalık ve gerçekten görkemli bir kalabalıkla ilk kez başlatmış oldu. Miting öncesinde platforma çıkan işte halkı temsil eden çeşitli konular üzerine konuşan sade vatandaşlarımız o günün yani gün içerisinde miting alanında ortaya koydukları bir takım sıkıntılarını dile getirdiler. Kimisi işsizlikten, kimisi enflasyonun yüksek oranda olmasından, kimisi öğrenci olmasına rağmen iki üniversite bitirmiş olduğu halde evde oturup işsiz olmaktan ötürü yaşadığı sıkıntıları ifade etti. Tarım alanında çiftçilerimiz ağaçlarda toplayamadığı meyvesini, ektiği sebzesini, gübre fiyatlarındaki artıştan, ne bileyim işte benzer düzeyde maliyetlerin yüksek oluşundan ortaya koyarak geçinememenin sıkıntılarını ifade etti. Nihayetinde Kemal Bey'in de daha sonra kürsüye çıkmasının ardından verdiği mesajlara baktığımız zaman benzer konuları işleyen mesajlardı.
Burada bir konu dikkatimi çekti aslında. Bunu ben de eleştiriyorum, eleştirdim de hatta. Bu kadar görkemli, bu kadar kalabalık, bu kadar gerçekten ses getiren bir miting olmasına rağmen Kemal Bey'in performansı biraz sanki beklenileni o gün için veremedi gibi bir durumla karşılaştık. Çünkü zaten konuşulan konular hep bunlardı. Öncesinde de bunlardı. Kendisinden önce platforma çıkan konuşmacılar da aynı şeyleri konuştu. Kemal Bey de ne ilginçtir ki aynı şeyi ifade etti. Vereceği mesajlar çok daha Türkiye gündeminde merakla beklenen konular üzerineyken birazcık orada belki de yorgundu. Belki o konulara o mitingte girmek istemedi. Nasıl bir karara bağladı bilemiyorum ama şey açısından çok önemliydi. Miting bu kadar geniş kitlelere hitap eden ve Türkiye'nin her tarafında merakla beklenen bir mitingken mitinge katılanlar kendilerine dokunacak bir mesajın ne olduğunu merak ediyorlardı. Bu konuların dışında başka ne olabilirdi diye merak ediyorlardı beklerken. Onu gördüm sohbet ettiğim miting alanındaki insanlarda. Bir de kararsız seçmenin her geçen gün artan bir oranı var. Bu oranda kararsız seçmenin de eminim ki gözleri bu mitingteydi. Çünkü bu mitingten kendilerini ilgilendirecek nasıl mesajlar çıkacağına dair bir beklenti vardı aslında. Kararsız seçmen de bu konuda henüz istediğini alabilmiş gibi görünmüyor bu mitingin sonrasında. Mitingler... Ama ne olursa olsun nihayetinde gerçekleşmiş bir mitingde bu kadar geniş kitlelere hitap edebilmek önemli bir konu tabii ki. Şimdi tabii yani masa başında konuşmak, masa başında bazı şeyleri eleştirmek veya vaat etmekle miting alanında o halkın önünde konuşmak ayrı bir kabiliyet isteyen bir şeydir. Bazı siyasetçilerimiz gerçekten o konuda çok etkili. Evet. Belki hiçbir şey yapmaz ama orada konuşması insanları etkiler. Bazı siyasetçilerimiz daha sakin yapar. Belki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu etki alanı zayıf diye ben de öyle düşünüyorum. Kemal Bey aslında son dönemlerde özellikle kürsü konuşmalarında ve çıktığı televizyon programlarında oldukça etkili ve gerçekten kendisini dinletecek düzeyde çok çok ciddi konuları akışı içerisinde çok da güzel şimdi ifade edebiliyorum. Orada o heyecanı vermek, miting alanında bununla ilgili biraz. O heyecanı vermek, evet. Mesela ben rahmetli Süleyman Demirel'i tararım bu konuda. Evet. Çok güzel hitabı vardı. Mesela Sayın Bülent Ecevit çok iyi, çok gerçekten kibar bir insandı. Yani herkesin bir ayrı yeteneği var diyorum. Evet, böylelikle Mersin mitingini de bitirdik. Ha, ben bu arada bir şey demek istiyorum ya. Sayın AK Parti Milletvekilimiz Hüseyin Yayman, Dijital Mecralar Komisyon Başkanı, aynı zamanda sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımız o da. Bütün vekillerimizi seviyoruz, o ayrı bir konu. Ova'da özellikle çiftçiye yönelik gerçekten büyük çalışmalar yapıyor. Hemen hemen her gün videoları geliyor bu evet. konuyla ilgili. İşte göletler, sulama kanalları. Evet, sulama kanallarının evet. üzerine yakın bir tarihte bir paylaşım olmuştu. Şimdi devamlı hemen hemen her evet. gün bir videosu geliyor. Ben onu takdir ediyorum bu konularda. Onu da davet ettik. Ankara'da bir haftalık daha bir bütçe görüşmeleri falan Doğru. varmış. Onlar bittikten sonra gelecek. Burada tek tek neler yaptın, bu kadar video paylaşıyorsun ama diyeceğim, hangileri oldu bakalım Sayın Vekilim, bize bir anlat diyeceğim. Dün konuştuk kendisiyle, en kısa zamanda programımıza katılacağını söyledi. Bunu hem iktidar milletvekillerine, iktidar temsilcilerine hem aynı zamanda muhalefette yer alan milletvekillerine ve tersinden baktığımız zaman yerel yönetimlerde iktidar olup da yerel yönetimlerde muhalefet olan siyasi aktörlere de sormak gerekiyor. Çünkü hepsi tabii birbirinden hepsi. Önemli sorular içeriyor. Bir defa burası bütün vekillerimize, hepsine açık. Gelecekler, burada kendilerini ifade edecekler. Bizler soracağız. Onlar cevaplayacaklar. Halkımız da değerlendirecek evet. diyorum. Ve bu haftalık programımızı da burada sonlandırıyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak kaydıyla hoşça kalın.